Beşiktaş futbol takımı iniş yaptı Kayseri'ye. Yeni transfer Vincent Aboubakar da kadro içerisinde olacak. Şimdi kameraman arkadaşım Erdal Balcı bu görüntüleri sizlere yansıtacak. Beşiktaş futbol takımı iniş yaptı. Yöneticileri görüyorum. Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Koca da sportif direktör Ceyhun Kazancı ile birlikte çıkıyorlar. Ve birazdan Vincent Aboubakar'ı göreceğiz. Beşiktaş'ın yeni transferi. İlk maçında saatler önce biten transferle birlikte artık Kayseri'ye geldi ve o görüntüler de birazdan canlı yayınla A-Spor ekranlarında olacak. Beşiktaş adına çok kritik bir mücadele. Artık futbolcular da çıkış yapıyor. Emrecan arka tarafta, Kerem Atakan keskin ki son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında etkili bir performans sergilemişti. Onunla birlikte Konya'da en iyi oynayan oyunculardan biri belki de Tayfur Bingöl. Yarın da onu ilk 11'de bekliyoruz Tayfur'u. Ve artık Beşiktaşlı futbolcular geliyor. Aboubakar'ı henüz görmedim. Daha var Aboubakar'a. Ersin, Tayyip Talha, beraberindeki Salih Uçan ve kaptan Necip Uysal'la birlikte çıkış yapıyorlar. Umut Beraş ve Jackson Muleka. Tabii ki tüm gözler artık Vincent Aboubakar'da olacak. Romain Saiz ve Şenol Hoca geliyor. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeyim. Arthur Masuaku ve Valentin Rozier içeride bir şakalaştılar. Mert Günok ekranlarda. Şenol Hoca geliyor. Beşiktaş adına çok önemli bir mücadele. Seri galibiyetlerin ardından Kayseri'yi de mağlup etme amacı içerisinde. Ve teknik direktör Şenol Güneş ekranlarda. Beşiktaşlı taraftarlar, burada bulunan Beşiktaşlar Şenol Hoca'ya bir çiçek takdim etti. Başarılar diledi. Cenk Tosun sakatlığı var. Oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Takımla birlikte Kayseri'ye geldi. Maç saatinde durumu belli olacak. Metro Redmond artık gözler Vincent Aboubakar'ın üzerinde. Beşiktaşlı taraftarlar onu çok bekledi. Aboubakar'ı çok bekledi. İki kere geldi. İki kere şampiyon oldu Beşiktaş. Şimdi üçüncü kez Vincent Aboubakar artık geliyor. Bekliyoruz Vincent Aboubakar'ı. Tüm gözler onda. Burada bulunan Beşiktaşlar onu bekliyor. Elnas kulübüyle sözleşmesini feshetti. Saatler içerisinde yapılan operasyonun ardından artık Kayseri'ye geliyor. Bakıyorum, evet, Vincent Aboubakar o kapının arkasından şimdi çıkacak. İki kere geldi Beşiktaş'a. İki kere şampiyon oldu. Şimdi üçüncü Vincent Aboubakar dönemi an itibariyle resmen başlıyor. Vincent Aboubakar ekranlarda. Beşiktaşlı taraftarların kendisine çok yoğun bir ilgisi var ve direkt takım otobüsüne gitti. Aboubakar, kameraman arkadaşım Erdal Balcı'dan rica edeyim Şenol Hoca ve o bölümü göstermesini. Artık birazdan hareket edecek Beşiktaş futbolcularını ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü maç kadrosuna dahil edildi. Vincent Aboubakar Şenol Hoca'nın görev şansı vermesi durumunda oynayabilecek durumda. Cenk Tosun'un halen sakatlığı devam ediyor. Durumu maç saatinde belli olacak. Ancak kafileyle birlikte Kayseri'ye geldi. Şenol Güneş'in gelmesinin ardından çıkış yakalayan Beşiktaş Kayseri deplasmanında da 3 puanla sahadan ayrılma amacı içerisinde ki özellikle üst taraf... Evet, artık futbolcular hareket ediyor. Biz de müsaade edelim. Birazdan hareket edecek. Biz hem gün içerisinde hem de yarın hem Kayseri Spor'a dair hem de Beşiktaş'a dair haberleri A-Spor ekranlarında paylaşıyor olacağız diyelim. Sözü bir kez daha stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz Sercan Dikme'ye. Kayseri'de çok coşkulu bir kalabalık siyah beyazlı takımı ve yeni transfer Vincent Aboubakar'ı karşıladı. Aboubakar'la ilgili konuşacağız. Liverpool Chelsea maçında skor 0-0. Takım otobüsü gidene kadar da yine ekranlarda olacağız sevgili seyirciler.
Liverpool-Chelsea maçında 90+5 oynanıyor ki artı 5 işaret edilmişti. Az önce Darwin Núñez savunmadan seken topla buluştu. Vuruşunu yaptı, döndü, sol ayağıyla vurdu. Savunmadan seken top dışarı çıktı ama orada bir offside kararı zannediyorum söz konusu. Başakşehir'in de Kasımpaşa önünde baskısını bu bölümde çok ciddi bir şekilde arttırdığını belirtelim. Konuk ekip orada gole sanki daha yakın taraf gibi görünüyor. Az önce de Deniz Türüç'ün serbest vuruşunda kaleci gole izin vermemişti. Beşiktaş takımı da hareket ediyor. Bu görüntüleri de canlı canlı sizlerle paylaşıyoruz. Siyah beyazlı ekip Kayseri'de ve Kayseri Spor'la oynayacağı mücadele öncesi kamp yapacağı otele doğru Beşiktaş yola çıktı. Abubakar'a çok büyük bir sevgi var. Uzun süredir bekliyor Beşiktaş taraftarı onu. Liverpool-Chelsea maçı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Bunu da belirtmiş olalım. Kasımpaşa'da durum 1-1. Uzun süredir bekledi Beşiktaşlılar Abubakar'ın takıma dönüşünü ve büyük bir ilgiyle, büyük bir coşkuyla da Kamerunlu oyuncuyu karşıladılar. Nasıl değerlendirirsiniz Weghorst sonrası Abubakar hamlesini? Doğrusunu söylemek gerekirse Abubakar hem başarılarıyla hem de stiliyle, sahip olduğu oyuncu özellikleriyle tam da siyah beyazlı camianın, siyah beyazlı taraftarların çok sevebileceği bir profil. Yani saha içerisindeki Abubakar'ı değerlendirdiğim zaman bunları rahatlıkla söyleyebilirim. O tartışılan konulara belki yerinde olmayacağı için girmemek lazım. Şunu söylemek istiyorum. Abubakar bence bir nokta santfor, nokta forvet değil. Ama gol yüzdesi çok yüksek, gezici, enteresan fantastik özellikleri de olan, böyle ayak hünerleriyle, enteresan eksiltmelerle, kalecilerin üzerinden aşırtmalarla gol de atabilen, dayanıklılığı inanılmaz yüksek ve saha içerisinde de takım arkadaşlarıyla bence son derece uyumlu. Bu da çok önemli. Hı hı. Saha içerisinde herhangi bir problemli duruşuna şahit olmadık. Ben Cenk'le iletişiminin de çok sağlıklı ve ileri boyutta olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Abubakar yeni bir takıma gelmiyor bu yönüyle baktığımızda. Belki çok fazla değişen oyuncu var ama burada yaşanmışlıkları var. Burada kabul görmüş bir oyuncu ve aynı zamanda Cenk'le birlikte yaptıkları işler var. Yine yapacaklarını düşündüğüm işler var. Bir de şöyle düşünmemiz gerekiyor galiba. Hani Beşiktaş sanki kulvara girmeye kendisini zorluyor şu anda. O şampiyonluk kulvarının hakiki anlamda içinde değil, hı hı, biraz uzağında, hani kapıyı çalıyor. İşte kapının içerisine girebilmesi için yeterli güçlü oyuna da sahip değil. İyi puanlar topladı Şenol Hoca ile birlikte ama çok fazla terledi, çok fazla daraldı. Burada belki kalecisine çok fazla iş düştü. Zaman evet, zaman rakip takımların forvetlerinin cömertliğine dua etti. Bunları da yaşadı Beşiktaş ama nihayetinde kazanarak gelmesini bildi. Çünkü halledemediği çok temel problemleri var. Şimdi buradan bakınca Abubakar gibi bir güce sahip olması Beşiktaş'a psikolojik anlamda da çok şey katar. Yani bir defa camianın havaya girmesi,